Gönül Pınarı. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Yeni bir Gönül Pınarı'nda yine sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masasında Muhittin Yaygın Göl arkadaşımız, Gönül Pınarı programını sizler için hazırlayan ve sunan Sayın Osman Ünlü hocamız ve ben Fatma Beyza Tütüncüoğlu selam ve saygılar sunuyoruz hepinize. Yurt içinden, efendime söyleyeyim yurt dışından 7'den 77'ye şu anda gönüllerini kulaklarını açmış, bizleri dinleyen, takip etmek için hazır bekleyen bütün dinleyicilerimize de yürekten selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah'a Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah hocam. İnşallah bizi dinleme zahmetinde bulunanlar da iyidirler. İnşallah. Sıhhat ve afiyettedirler. İnşallah. Tabii gece cuma gecesi, mübarek bir gece. Tabii cuma gecesi mübarek aylara rastladığı zaman bu katmerliyor. Daha da aynı şekilde fazileti artıyor mu? Artıyor. Evet. Cenab-ı Hak inşallah Teala feyzinden, faziletinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eyler. İnşallah. Tabii feyzinden istifade edebilmemiz için gafil olmamız gerekir. Değil mi? Kesinlikle. Bugün de zaten gafletin sebepleri üzerinde duracağız. Nasip olursa din büyükleri ne buyurmuş, nasıl tanımlamışlar, nasıl tarif etmişler, gaflet nedir, nasıl bir haldir bildirmişler. Gafletin tarifi yapılmış. Gaflet nefsin arzularına uyarak Allah-u Teala'yı emir ve yasaklarını unutma haliymiş. Nefsin arzularına uyarak Allah-u Teala'yı emir ve yasaklarını unutmak demekmiş gaflet. Zaten kitaplarda anlatırken insan ya Allah-u Teala'ya veya nefsine, şeytana, ikisinden bir yere tabi olur. Şimdi piyasada birçok insan var Fatma Hanım. Hani gitseniz efendiler ben işte aklıma tabiyim, ben işte kendimi bilirim. O aklıma tabiyim diyen insan da nefsine tabidir netice itibariyle. Aklına tabi olan, nefsine tabi olan Allah-u Teala'ya giden yolu bulamaz. Akıl bir ölçü aletidir. Doğruyu bulmada yardımcıdır. Mutlak hüccet değildir. Kesin hüccet değildir. Öyle olmasaydı buyuruyor mesela İmam Rabbani Hazretleri gibi zatlar, Allah-u Teala peygamberler göndermezdi. Ne lüzum vardı o zaman. Sonra akıl herkese eşit şekilde dağıtılmamış. Herkesin aklı da bir değildir. Dünya işlerinde bile birçok insan mütehassıs olduğu işlerde hata edip duruyor. Halbuki bu insanlar akıllıyım diyor. Akıllı olduğu halde mütehassıs olduğu işte hata ediyor. Böyle olunca ahiret işlerinde hiç akla danışılır mı? Akılla o yol kat edilebilir mi? Elbette ki edilemez. Peki burada yapılacak iş nedir? Mesela peygamberlerden sonra insanların en akıllısı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleridir. Onun için zirvede duruyor o. Peygamberlerden sonra insanlığın zirvesindedir Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri. Niye? Çok akıllı. Peygamber Efendimiz'i iyi tanımış. Yani aklıyla bu diyor ki bu zat peygamberdir. Allah-u Teala'nın elçisidir. Peki elçi nedir? Elçi kendi inisiyatifinde olmaz. O ne söylerse Rabbinden getirdiğini söyler. O zaman tam teslim oluyor. Artık orada Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sözlerini, hareketlerini, davranışlarını, emirlerini, buyruklarını falan yorumlamıyor artık. Yani akıl terazisine koymuyor. Ha anlayamadım. Gücüm yetmedi diyor. Aklım yetmedi buna. Ama o doğru söylüyor. Bunun en çarpıcı misali Miraç kandilidir. Normal şekilde o günkü şartlarda düşünecek olursan Fatma Hanım, bak uçak yok, tayyare yok, tren yok. Hı hı. Ondan sonra motorlu vasıtanın hiçbirisi yok. Gemiler var, yelkenlidir, küreklidir. Yani hızlı iki tane vasıta var. At ve hecin develeri. Bunların da en fazla süratli iyi Arap atları var. O Arap atları, İngiliz atları, hani soylu atlar diye anlatılıyor ya, geçiyor ya. Bunlar da saatte 70 kilometre yapıyor. Saatte 70 kilometre hız yapıyor. Mekke-i Mükerreme ve Kudüs. İşte yaklaşık olarak 3000 kilometre deniyor. Bu kadar mesafe. Saatte 70 kilometre ki at devamlı surette mesela. Yani 1000 kilometre hep 70 kilometrede gitmez. O belli bir süratı alır. Belli mesela konaklar olur.
Orada bekletilir. Cins atlar durdurulur. O mesela bir saat oraya koşarak gider 70 kilometre. Hemen o yorulan atı bırakırsın, öbürüsüne binersin. Böyle durmadan böyle gitmiş olsa 10 saat gitse 700 kilometre. 10 saat gitse. Evet. 700 kilometre. 20 saat gitse 1400 kilometre. En azından 40 saat gitmesi lazım. 40-45 saat böyle gitmesi lazım. 45 saatte dönüşü bunun. Zaten 24 saat bir gün. 48 saat 2 gün. Yani durmadan bu şekilde olsa 3 günde falan, yani gidip gelmesi yani 4 günde 3-4 günde mümkün değil. O şeyleri bu şekilde kullansalar. Bu mümkün değil. Peki normal gidişle? Normal gidişle işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miracını anlatınca hemen koştular ya. Dediler ki yani bunun dediler bir tek ahbabı var, dostu var. Bunun her söylediğine inanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kastediyorlar. Her söylediğine inanıyor. Bir de ona gidelim söyleyelim. Dediler ki sen akıllı bir tüccarsın. İthalat ve ihracat tüccarlığı yapıyordu Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri. Mekke'yle diyor Kudüs ne kadar mesafede gidilir gelinir. Diyor ki iyi biliyorum. Kaç defa gittim geldim. 15 gün gidiş, 15 günde geliş, bir ay diyorlar. Bir ay. Evet, bir ay. O gün kervanlarla kona göçe anca Fatma Hanım. Yani devamlı sürede koşmuyor ki kervan. Kona göçe bir ayda gidip geliyorsun. Ondan sonra 15 günde gidiyor, 2 haftada gidiyor, 2 haftada dönüyor. Tamam diyorlar, akıllı adam böyle söyler. Ama diyorlar senin efendin, hemen o anda değişiyor Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri. Evet diyor benim efendim. Ne dedi? Senin efendin dedin ki bir gecede gidip geldi. Onlar bir gece diyorlardı. Halbuki bir anda gidip geldi. Bir gecede. Hiç tereddüt göstermiyor. Düşünmüyor, aklına vurmuyor. O söylediyse doğru söyledi. Hemen üzerine gidiyor, koşarak geliyor. Ve Peygamber Efendimiz Kabe'yi Muazzama'nın yanında miracını anlattığı zaman orada Müslümanlar da vardı. Müşriklerden korktukları için bazıları ses çıkaramadı. Müslüman olmak isteyenler vardı, meyilliydi. Bunu duyunca dediler, bu akla vurdular, olmaz bu dediler. Herkes böyle şaşkın, mütereddit bir vaziyette, kafirler azgın bir haldeyken yüksek sesle miracınız mübarek olsun ya Resulallah. İşte mübarek yüzünüzü görmekle, işte mübarek bedeninizin aramızda bulunmakla, işte bizler şereflendik, öyle bir metü sena ediyorlar ki. Anlat ya Resulallah. Dinleyelim dediler. Ondan sonra böyle birden o zaman müşrikler şaşırdı kaldı. Müslümanlar akıllar başlarına geldi. Toparlandılar. Diyorlar ki ya ne diyor bu? Öyle ya bu peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu söylese doğru söylüyor. Ve toparlandılar. İşte orada Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh çok akıllı. Akıl rehberi buluncaya kadar. Rehberi bulduktan sonra artık değil. Rehberi buluncaya kadar. Rehberi bulundum bitti iş. Mesela bu daha sonra Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam mesela varislerinde de görülmüş müdür? Görülmüştür. Mesela Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebesi Akşemseddin Hazretleri. 3 senede kemale geliyor. 3 senede. Olgunlaşıyor, kemale geliyor. Ama 15 senedir Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin medresesinde, dergahında bekleyen var. Hala da kıpırtı yok. 3 sene içerisinde kemale geliyor ve Hacı Bayram Veli Hazretleri ona icazetini veriyor. Edirne'ye gönderiyor. Şehzadeyle yetiştirmek üzere. Fatih Sultan Mehmet Han'ı. Ve talebelerinden 15-20 senedir o kapıda bulanlar diyorlar ki efendim biz kaç senedir huzurunuzdayız. Sakalı bitmemiş yani. Şeyden fıtraten yok. Onun için köse derlermiş. Ve Hacı Bayram Veli Hazretleri de aynı şekilde köse buyurulmuş. Demişler ki bu köse geldi 100 senede aldı götürdü. Bu demişler nasıl oluyor? Hacı Bayram Veli Hazretleri buyuruyorlar ki kösenin her şeyi tamamdı. O bizden duyduğunu hiç itiraz etmezdi. Bu mutlak doğrudur. Ama siz bizden duyduğunuzu gidiyorsunuz, kitapları karıştırıyorsunuz, akıl terazisine vuruyorsunuz. Ha, demek ki hocamız doğru söylemiş. Ondan sonra inanıyorsunuz. Ama öyle değil. Ya bu Hacı Bayram Veli Hazreti gerçekten veli ise, bu yolu biliyorsa, bunu kesin olarak anlamışsan artık sen yolu bilene tabi oluyorsun. Ben gelmişim hissediyorsam öyle diyorum ki beni bir Ankara'ya götür. Siz beni çıkarmışsınız, otobanda götürüyorsunuz. Ben hala dedim ki acaba gider mi burası? İzmir'e çıkmasın sakın. Yoksa Edirne'ye gitmiş olmasın sakın. Şimdi rehbere böyle inanıyorsan ya sende bir sakatlık var ya rehberde bir sakatlık var. Ya mutlak şekilde akıl o rehberi, o doğruyu bulunca kadar. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh çok akıllı olduğu için rehberi buldu ve aklını bıraktı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'den de oldu bu hadise. Şems-i Tebrizi Hazretleri'ne talebi olmadan önce şimdi tabii normal şekilde insan kolay değildir kabullenmesi. Şimdi Mevlana Hazretleri'nin babası Bahattin Veled Hazretleri alim ve evliya. Kendisi de evliyalık ikliminde ve alim, medresesi var. Yüzlerce binlerce talebesi yani bugünkü manada bir üniversitesi var. Ondan sonra o zaman Konya Selçukluların baş şehri. Selçuklu hükümdarların indinde çok itibarlı. Konya'nın eşrafı ileri gelenleri ve dolayısıyla Selçuklu Devleti'nin eşrafı ileri gelenleri tarafından el üstünde tutuluyor. Bir ağzından çıkacak söze bakılıyor. Böyle bir itibarı var.
Gelmiş Tebriz'den bir işte Şems isminde bir zat, bir derviş. Garip garip, çünkü güzel birisine benziyor, iyi birisine benziyor ama o Şems Tebrizi Hazretleri kalp ilmiyle dolu. Onu oraya aktaracak. Onu oraya aktaracak ama onun talip olması ve teslim olması lazım. Talip ve teslim olmadığı müddetçe zorla akmaz oraya. Ya bekliyor tabii Şems Tebrizi Hazretleri'ne gösterilmiş. Bunu sen terbiye edeceksin. Bekliyor. İşte Mevlana Hazretleri'ne aittir o söz. Aklımı attım, hocama kavuştum diye. Bir kendine bakıyor. Akıl terazisine koyuyor. Böyle böyle. Bir de Şems Tebrizi Hazretleri'ne bakıyor. Derviş. Allah Allah. Kendisi ilmiye sınıfından geliyor. Ailesi öyle. Medreseli. Babası evliya. Annesi saliha. Şimdi kolay mı Fatma Hanım? Zor bir iş. Kesinlikle. Hatta şeyde Seyit Ata Hazretleri var evliya-i kiramdan. Bunlar Bağdat'ta medresede okumuşlar. Zahiri ilimler kemale ermiş. Demişler ki zahiri ilimler yetmedi. Bunun batına, kalbe intikal etmesi lazım. Bu işin mütehassısı da ayrı. Başlamışlar kendilerine mürşid-i kamil aramaya. Arıyorlar böyle. Şehir şehir dolaşıyorlar. Bir gün böyle işte bir dağdan geçiyor yolları. Bakmışlar orada. Seyit Ata Hazretleri yanında iki arkadaşıyla beraber o zatın ismi şu anda hatırıma gelemedi de şey itibariyle siyahiymiş o zat. O da ata. Fakat orada çobanlık yapıyor o zat. O da orada çobanlık yapıyor. Şimdi bunları böyle görünce soruyor. Gençler diyor, nereye böyle? Diyorlar ki biz kendimize rehber arıyoruz. Sonra da durmuşlar falan, demişler buna da soralım, buralarda şey yaptığına göre böyle demişler, burada bir rehber var mı, insanlar kemale getirecek, olgunlaştıracak falan. Ayağında ayakkabı olmadığı gibi çorap da yok o zatın. Allah Allah. Zengi Ata Hazretleri, hatırladım. Zengi Ata Hazretleri. Ayağında çorap da yok. Çıplak ayakla kalkıyor. Tabii çoban kıyafeti, elinde bastonu var. Bir işte böyle bir batı istikametine şöyle gidiyor diye bir böyle bir nefes alıyor. Bu tarafta yok diyor. Dönüyor doğu tarafına doğru gidiyor. Böyle bir nefes alıyor. Bu tarafta da yok diyor. Allah Allah. Ondan sonra güneye aynı şekilde, kuzeye aynı şekilde. Fakat Seyit Ata Hazretleri'nin yanında bir arkadaşı varmış. O dikkatini çekmiş. Zengi Ata Hazretleri böyle dikenli çalılar üzerine falan böyle basıp basıp geçiyor. Fakat o Seyit Ata Hazretleri'nin arkadaşı bakmış. O dikenli çalıya böyle basacağı sıra çalı eğiliyor. Dikenler de aynı şekilde böyle o batacak şekilde de yamuluyor. Ayağının altına düz gelecek şekilde eğiliyorlar. Demiş bu zat sıradan birisine benzemiyor. Ve on sonra ima ediyor. Gençler diyor, yani burada diyor sizi irşad edecek. Yani kendisini ima ediyor. Bizden başka kimse görülemiyor diye. Şimdi o dikenlerin eğilerek ayağının altına batmadan öyle eğildiğini gören talebe demiş bunda bir hikmet var. O trak demiş teslim olmuş. İkincisi biraz tereddüt teslim olmuş. Fakat Seyyid Ata Hazretleri evladı Resul olduğu için. Evladı Resul. Nesebi üstü. İlim de var. Ya demiş kendime bula bula rehber demiş böyle zenci, siyahi, dağ başında bir çoban mı bulacağım falan. Ama Zengi Ata Hazretleri'nin tasarrufu çok yüksek olduğu için onu da şak diye çekip alıyor. Tereddütsüz teslim olan kısa zamanda kemale geliyor, icazetini alıp gidiyor. İkincisi o tereddüt miktarı o da kalıyor, o da kemale geliyor, o da gidiyor. Fakat Seyyid Ata Hazretleri bir türlü kemale gelemiyor. Zengi Ata Hazretleri yaşlanmış, gözleri görmez olmuş. Hala Seyyid Ata Hazretleri'nde bir şey yok. Bir gün Seyyid Ata Hazretleri Zengi Ata Hazretleri'nin hanımına gidiyor. Anneciğim diyor, bak diğer arkadaşlarım kemale geldi gitti. Hocam diyor bana bir himmet etsin. Ben de diyor tık yok. Ne olur. Yazık Zengi Ata Hazretleri'nin hanım efendisi gidiyor, acıyor tabii evladı Resul olduğu için. Efendi efendi diyor, bu evladı Resul diyor, ona zulmet. Ben diyor zulmetmiyorum ki. O diyor seyitliğini araya koydu. O nesebini koydu araya. Madem sana geldi, sen o zaman bir yol göster, şefaat et ona. O zaman tabii helalar evin dışında bahçede. Gidiyor saliha bir hanım tabii. Evladım diyor. Hocam seher vakti kalkıyor, teheccüd vakti kalkıyor, dışarıda abdest alıyor. Kapıya yat diyor. Başka çaresi yok bu işin. Dış kapıya yatıyor böyle boylu boylu. Gece, seher vakti Zengi Ata Hazretleri kapıyı açıyor, şöyle ayağını bir uzatıyor. Yani zahir gözü görmese de bu yatan kim? İşte Seyyid Ata Hazretleri ayaklarına kapılıyor.
Diyor ki Seyit Ata, yerin orada değil, gönlümüzde kal diyor. Bitti bu iş. Orada teveccüh ediyor ve bitiyor. Maşallah. Yani akıl bu doğruyu bulmadadır. Oraya teslim olursa, yani oraya kadardır. Ondan sonra teslim olursa, tabii gaflet hemen gider ve muradına da kavuşur mu? Kavuşur. Muradına kavuşur ama bizim de birinci bölüm biter böylece, değil mi? Evet efendim, hemencecik geçti. Sevgili dinleyiciler, az sonra kısa bir aradan hemen sonra yine sizlerle buradayız. Dostlar, programımız Gönül Pınarı devam ediyor. Tekelet FM'deyiz. Gafletin sebeplerini konuşuyoruz. Hocamız hem Efendimizin hayatından hem sahabelerin hem de büyük alim-i evliyaların hayatından aktarıyor, naklediyor bize. Elbette bizim için de örnek oluyor. Efendim siz şimdi hani böyle gafletten, gafletin sebeplerinden bahsediyorsunuz. Büyük alimlerin hayatından anlatıyorsunuz. Onların gafletleri bile hani... bize o kadar uzak geliyor ki, hani onların gaflet halleri dahi. Şimdi bak, onu tanımlarken zaten İslam alimlerinden gaflet tarifinden, gaflet uzaklaşmak demekmiş. Kimden? Allah-u Teala'dan uzaklaşmak demekmiş. Gafil olmak demek Allah-u Teala'dan uzaklaşmak, Allah-u Teala'yı unutmak, Allah-u Teala'nın emirlerini unutmak, Allah-u Teala'ya yasak ettiği şeyleri unutmak, kendi nefsine uymak. Hı. Yani insan bir şeye uyar, yani nefsine uyar, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uyar. Din büyükleri o kadar gayretli olmasına rağmen yine kendilerini gaflette görmüşler. Kitaplarda anlatırken işte insanların gaflete, hatta günaha, isyana, küfre dalmasını birçok sebepler var. Birçok sebepler yüzünden olduğu bildirilmiş. İşte bunlar insandan insana değişebiliyor. Mesela bunlar içinde cehalet var, kibir var, dostunu, düşmanını tasdif edememek var. Bu genel. Sen cahillik sebebiyle gaflete düşer mi? Düşer. Kibir sebebiyle gaflete düşer mi? Düşer. İşte dostunu, düşmanını gaflet sebebiyle tanıyamayabilir mi? Tanıyamayabilir tabii ki. Tasnif edemeyebilir mi? Bunlar genel. Bunların dışında insanın gafletine sebep olan birçok şey varsa da üç tanesi önemlidir deniyor. Birçok sebep var insanın gafletine. Fakat üç tanesi önemli. Birincisi, insanı tanımamak. Yani yaratılış gayesini bilmemek. İnsanı gaflete mi düşürür? Evet. İnsanı gaflete düşürür. Yani sen niçin yaratıldın? Bu dünyaya niçin gönderildin? Eğer bunu bilmiyorsan bir ömür böyle gaflette geçer gider. Niçin yaratıldığını bilmiyorsan, insanı tanımıyorsan, işte köpek de yaratılmış, kedi de yaratılmış, yılan da yaratılmış, arslan da yaratılmış. Her bir şeyin bir yaratılış maksadı var. İnsanın yaratılış maksadı ne? Sen insansın. Önce niçin yaratıldığını bilesin. Bunu bilmezsen bu hayvanlar ne farkı var? Hayvanla kıyas etmek de uygun değil deniyor. Niye? Çünkü hayvan hangi maksatla yaratılmışsa ona hizmet eder, onu yapar. Ahirette de hesabı yoktur. Acıktığı zaman yer, susadığı zaman su içer. Zaten evi, barkı edinme öyle bir düşüncesi de yok. Cenab-ı Hak onları ona göre yaratmıştır. Mesela bazen ben bu belgesellerde suyun içerisindeki varlıklar, o kutuplara yakın, o buzdağların altında yaşayan mahluklar da var. Buz gibi su Fatma Hanım. Üşümüyor onlar. Kış geldi, kömür alalım falan demiyorlar. Cenab-ı Hak öyle bir yaratmış ki, mesela yağ tabakaları, hele bir seferinde bir belgeselde o kutuplardaki yüzeyde yaşayanlar, suyun içinde değil de kutup ayıları var. Görmüşsünüzdür belki. Evet, bizi dinleyenler de aynı şekilde görmüşler. O belgeselde hususen hayvanı yakalamışlar. Ayağının altını gösteriyorlardı. Ayağının altını bile tüylü yaratmış Cenab-ı Hak. Allah Allah. Tabanı üşümesin diye. Böyle fırtına şey yapıyor, bana mısın demiyor. Derisinin altında bilmem kaç santim yağ varmış onun. Yani soğuk işlemiyor ona. Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Peki ne yiyecek ne içecek? Rızkada kefilin buyuruyor. Foklar işte böyle nefes almak için
o ayrılan deliklerden çıktığı zaman o da bekliyor da rızkını taze taze alıp yiyor. O foklar da onlar hallediyor mu hallediyor. Onlar suyun altında çoğalıyor. Yukarıdaki de hangisi ise rızkı onu yiyor, ondan sonra bir daha avlanmıyor. Yiyor, karnı doyuyor, dal asmadık. Ertesi gün acıkınca bir daha geliyor. Hatta iki günde, kaç günde acıkıyorsa, ne kadar zaman içerisinde acıkıyorsa gene geliyor. Ha şimdi bu hayvanlar ne için yaratılmışsa onu yerine getiriyorlar. Dolayısıyla işte hayvan gibi ifadesini kullanıyoruz da yani bazı hayvanlara hakaret oluyor. Yani onlar vazifelerini yapıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, Allah'a şükrediyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de belhüm adal buyuruluyor. Hayvandan da aşağı. Hayvandan da aşağı. Demek ki insan yaratılış maksadını, yaratılış gayesini bilmezse gaflete mi düşer? Evet, gaflete düşer. Yani Cenab-ı Hakk'ı unutur. Maksadı, ne için yaratıldığını bilmezse Cenab-ı Hakk'ı ve onun emirlerini unutur. İki, işlerin sebeplerle yaratıldığını bilmemesi de insanı gaflete sürükler. İşlerin sebeplerle yaratıldığını bilmemesi de insanı gaflete mi sürükler? Evet, gaflete sürükler. Mesela din büyükleri bunları anlatırken mesela yaratılış gayesini bilmemek, yani Allah-u Teala'yı tanımamaktan gafil oluyorsun. Ondan sonra işlerin yaratılış sebep yaratıldığı sebeplerle yaratıldığını bilmemek de yine yaratanı unutturduğu için gaflete sebep oluyor. Şimdi işlerin sebeplerle yaratıldığını bilmemek. Mesela yağmur yağıyor. Ama bulutla yağdırıyor Cenab-ı Hak. Yağmur yağdıran bulut değildir. Yağmuru yağdıran bulut değildir. Balık denizde oluyor. Deniz balığı yaratmıyor. Balık, yani mesela balığı yaratan Cenab-ı Hak'tır. Denizi yaratan da Cenab-ı Hak'tır. Ama balığın oluşması suyla mümkündür. O sebebi yaratmıştır. Hı hı. Ama deniz yaratıcı değildir. Bulut da yaratıcı değildir. Buğday toprak verir. Ama toprak yaratıcı değildir. Buğdayın ve diğer meyvelerin, diğer sebzelerin oluşmasında, meydana gelmesinde toprak vasıtadır, sebeptir. Sahibi kimdir? Toprağın da, meyvelerin de, bulutun da, yağmurun da, fırtınanın da, denizin de, balığın da, insanın da sahibi, yaratanı kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Sen vesileyi görüyorsun, aslı görmüyorsun. O zaman gaflete düşmüş olursun. Ve en çok üzerinde durulan hadise de, üçüncü olarak da insanı gaflete sürükleyen sebebin üçüncüsü de ölümü unutmak buyuruyor. Öyle mi unutmak? Şimdi bizi dinleyenlerin içerisinde de yani hani bizim çocukluğumuzda hep derler işte. İşte başını iki elinin arasına al bir düşün diye. Hakikaten iki elinin arasına al bir düşün. Şimdi duyuyoruz mesela. Falan ölmüş tanıdığımız birisi. İlk sorduğumuz. Nesi varmış? Evet. Mutlaka bir nedenden dolayı diye nesi düşünüyoruz. Nesi varmış? Hiçbir şeysi yok. Allah Allah. Hiçbir şeysi olmadan mı ölmüş? Ya bir eceli gelmiş. Tamam mı? Hiçbir şeysi olması şart mıdır? Eceli gelmiş. Ava ava ava, çok da gençti. Genç ihtiyar belli olmuyor ki bu. Mesela, anlattınız ya hocam. Hani Nuh aleyhisselam 1000 yıl yaşamış. Evet. 1000 yıl. Hani sanki yaşa yaşa bitmez gibi geliyor ama. O da bitmiş. O da bitmiş. O da bitmiş. Ve onu da özetleyiveriyor. İki kapalı bir hangi birisinden girdim öbürsünden çıktım diye. Şimdi mesela Cenab-ı Hak bu dünyada insanı çocukluk, ondan sonra işte gençlik, orta yaşlılık, ondan sonra yaşlılık, pirifanlık, neyse devrelere ayırmış. Mesela ben 50'yi geçtim. Yarım asırlık insanım. Ha? Ben yarım asırlık insanım arkasında. Şimdi, şimdi beden yıpranıyor, eskiyor, yaşlanıyor ama nefs bunu kabullenmiyor. Hala daha yani istediği arzuları yerine getirebileceğini, işte koşuvereceğini, zıplayabileceğini. İyi de 50 senedir sen bu vücudu aynı şekilde kullandın durdun. Hiç itiraz olmadı, ayak itiraz etmedi. Diyor ki hemşerim kusura bakma yani 50 senedir kullanıyorsun yani. Hemen artık der yavaş yavaş erimeye başladım. Çünkü Cenab-ı Hak beni böyle yarattı. Bu hal bile insana hani gaflet hasıl olduğu zaman, şey yaptığı zaman yaşlanması bile ölümü unutturuyor biliyor musun Fatma Hanım? Ya başka bir yere gitmiyorsun. Yaşın 50. Bundan sonra eğer ömrün varsa 60. Ömrün varsa 70. Ömrün varsa 80. Yani gelen yaşlar gençlik değil ki. Daha çok tükeniyorsun. Elin ayağın tutamayacak, titremeyecek noktalara doğru gidiyorsun. Bir ibret alsana. Yani mezara doğru gidiyorsun. Evet. Hani efendim işte hep yaşlılar mı ölür? Eceli gelen ölür. O ayrı mesele. Ama gencin gene önünde bir ömrü var. Ama senin yok artık. Senin yok. Yani gözün toprağa bakıyor artık. Tepe aşağı inmişsin.
insan bunu bile düşünmesi, idrak etmesi, ne olur gene ömrü gafletle mi geçer? Evet, gafletle geçer. Adam 50 yaşına gelmiş hala namaz kılmıyor. 50 yaşına gelmiş içkiyi terk etmiyor. 50 yaşına gelmiş ne harama müptela olmuş hala terk etmiyor. Evet. 50 yaşına gelmiş hala ne imamlık yapıyor. 50 yaşına gelmiş hala gıybet ediyor. 50 yaşına gelmiş hala onun bunun mevkisinde, makamında, malında, ırzında bilmem nesinde göz var. Hala aklın başına gelmediyse sen ölüm uyandıracak artık seni. O zaman uyanmanın da bir faydası yok. Olmayacak tabii ki. O zaman da bir faydanın olmayacak. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki hep geçer. Hiç düşünmüyor musunuz? Sizi boş yere yarattığımızı mı sandınız? Ve Zariyat suresinde geçer. Ben insan ve cinleri ancak işte beni tanısınlar, bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım diye. Kur'an-ı Kerim'de hep geçer bunlar. Sonra yine o sebeplerle alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinde geçer. Mesela size gelen musibet kendi ellerinizle işlediğiniz günahlar yüzündendir. Sana gelen her iyilik Allah'ın bir ihsanı, bir nimet olarak gelmekte. Her kötülük de günahlarına karşılık olarak kendinden gelmektedir. Hepsini yaratan Allah-u Teala'dır. Nisa suresinde geçiyor. İşte ölümü unutan mesela bir hadis-i şerifte geçiyor. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ve yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Şu kişiye şaşılır ki o dünyanın peşinde, ölüm de onun peşindedir. Acibtü limen talebet dünya vel mevtu talibuha buyuruyor. Acibtü limen talebet dünya. Yani dünyaya talip olan kimseye şaşılır, hayret edilir. Dünyaya. O dünyaya talip fakat ölüm de ona talip. Ölüm de ona talip. Yani ölüm arkasından geliyor. Hı hı. Bir çizgi var. O çizgiye kadar o gidecek, o koşturacak. O çizgiye gelince hemşerim bitti diyecekler. Kusura bakma. Bu kadar. Sizi şu tarafa alalım. Sizi bu tarafa alalım. Ve yalvarsa, yakarsa, ağlasa, sızlasa bir gün bile aynı şekilde. Ne bir günü? Bir dakika bile vermiyorlar. Bir dakika bile vermiyorlar. Çünkü Allah-u Teala her meleğe ne vazife vermişse saniye şaşmazlar. Salise şaşmazlar. Bırak saniyeyi. Vakti saati geldim. Trak diye hemen. İstediğin kadar yalvar. Mesela geçenlerde dediğim, evet, bir konu araştırıyordum da orada araştırırken tüylerim diken diken oldu. Çok ürperdim ve korktum da. Cehennemde Cenab-ı Hak öyle melekleri yaratmış ki Fatma Hanım. Cehennemde azap sadece ateş değilmiş Fatma Hanım. Ateş olan yeri de varmış. Soğuk olan yeri de varmış. Ondan sonra ne bileyim döverek azap edilenler de varmış. Ondan sonra ne bileyim böyle akreplerle, yılanlarla azap edilen yeri de varmış. Sonra böyle zakkum denen işte irin bilmem ne falan bunlar susadığı zaman içilerek öyle azap edilen yerler de varmış. Farklı farklıymış. İşte o azap şekilleri anlatılırken bir yerde geçiyor da orada dikkatimi çekti. Cenab-ı Hak cehennemde öyle melekler yaratmış ki mesela Cenab-ı Hak o melekte göz yaratmamış, kulak yaratmamış. Hatta göz kulak var ama görmüyor ve işitmiyor. Eline bir şey vermişler bunu. Diyelim ki bir topuz veyahut da bir sopa. Allah-u Teala emrediyor. Vur önündekini. Önündekini habire dövüyor. Zincire bağlı habire dövüyor. O bağırıyor, yalvarıyor. Duymuyor ki bu. Duymuyor ve görmüyor. Diyorlar sen önüne vur. O önüne habire vuruyor. Habire vuruyor. O bağırıyor, feryat ediyor. Kimse duymuyor. Kimse duymuyor. Bunların olacağını Allah-u Teala peygamber vasıtasıyla dünyadayken haber verdi. Onun varisleri de haber verdi. Sen burada gaflet içerisinde kaldın, uyanmadın, aldırış etmedin. Yok ya, olur ya falan dedin. Ama şimdi hadi buyur. Ve orada ölmek de yok. Hani dünyada bir insanı döversin, vurursun. Vücudun bir dayanma gücü vardır. O dayanma gücünün neticesinde bayılır kalır. Bir daha hissetmez onu. Ama orada öyle değil ki. Orada öyle değil ki. İster dayakla, ister ateşle, ister başka şeyle azap yapıldıkça bayılmak yok, ölmek de yok. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. İşte o sonsuz da zaten anlayamıyoruz. Mesela İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri buyuruyorlar ki talebelerine, işte gaflet pamuğunu kulağınızdan çıkartın. İnsan tabii ki gafletin içerisine düştüğü zaman bunu çıkartabiliyor mu? Çıkartması tabii ki zor. Zor oluyor hocam. Tabii. Gerçekten yani tabii. Şimdi siz anlatıyorsunuz, tüm bu hallerin çoğu hepimiz, yani şahsen ben kendim için dinliyorum, hakikaten de var yani, ölümü günde kaç kere acaba, evet, hatırlıyoruz ve ne zaman böyle kendimi ölümü hatırlıyor bulsam hemen çekidüzen verdiğimi de hatırlıyorum hocam. Yani böyle hakikaten herhalde çok iyi bir nasihatçi aynı zamanda. Şimdi hadis-i şerif var bu mahalle, özür dilerim. Nasihat olduğu mealinde, ölümün iyi bir nasihat olduğu hakkında. Bahattin Buhari Hazretleri, ama şaka latife değil, her gün kendini 20 defa ölmüş, yıkanmış,
kefene konmuş, kabire indirilmiş düşünürmüş. Ama bunu samimi olarak, ben de düşünmüyorum, öyle değil, öyle değil. Samimi olarak, bizim burada muhabirlerden bir arkadaş birkaç sene önceydi bir haber yapacaklar da tabutun içine girmiş, kefene bürünmüş falan, tabutun içerisine girmiş, tabuttan çıkarak haber yapıyordu falan da. Ona sormuştum. Enteresan bir yol. Evet. Dedi ki, ya abi dedi, korktum dedi ya. Yalancıktan girdim, hani haber olsun diye girdim dedi. Yani üzerimden de çıkmış şöyle bir işte beyaz dedi, bir çarşafa bürünüp dedi, tabutun içine girdim dedi. Tabutu bir kapattılar dedi. Kendi kendime eyvah dedim ya, ben bunun içine gireceğim. Ya bunun içine gireceğim. Bayağı korktum dedi. İşte Bahattin Buhari Hazreti her gün kendini 20 defa ölüyor. Üzerindeki elbiseleri çıkartıyorlar. Bunu yıkıyorlar. Kefene sarıyorlar. Ve ondan sonra da 2 metre derinliğinde kabre koyuyorlar. Kabri de örtüyorlar. Zaten Fatma Hanım öyle düşününce insandan ne can kalır, ne kuvvet kalır, ne mecal kalır. Hiçbir şey kalmaz. Ve o haldeyken bir gelseler deseler ki, hemşerim işte bak bu adam, şu adam sana işte sövüyor falan. Dönüp bakmazsın bile ya. Umurunda bile olmaz yani. Gittim kardeşime, gitti ya, ben kendi derdimdeyim. Hiç. Ya. Senin evini götür de yendirsin derdi. Bakmazsın bile ya. Bakmazsın bile. Ya falan falan makama gelmiş. Aman ver ya. O da senin olsun. Senin sandalyene oturmuşlar. Benim sandalyeme değil. Yenisini alın, ona da otursun, ona da otursun. Hepsini olmuş. Hepsini bırakır. Evet, evet. O hale gelince. Evet. İşte her gün 20 defa bu şekilde böyle ölümü hatırlarsa, ama böyle hatırlarsa insana çeki düzen verdirtir mi? O dediğiniz gibi evet verdirir. Çünkü bunu İslam alimler de böyle bildirmişler. Evet böyle bildirmişler. Hatta bakın Sahih Müslim'de zikredilen bir hadis-i şerif var da. Orada buyuruyor ki, ey Ademoğlu, benim malım benim malım dersin. O maldan senin olan yiyerek yok ettiğin, giyerek eskittiğin ve Allah için vererek sonsuz yaşattığındır buyururlar. Benim malım benim malım dersin. İşte hakikaten yiyerek yok ettiğin, giyerek eskittiğin ve bir de Allah için vererek sonsuz yaşattığın. Onun dışında senin olan bir şey var mı? Yok, bu bedene bile sahip olamıyorsun. İşte mesela hep anlatırım, babaannem diyor. Götürdü kabre koyduk. Bitti. Bedeni ne oldu? Toprak oldu, gitti. Annemi götürdük kabre koyduk. Dedemi götürdük kabre koyduk. Sevdiklerimizi, tanıdıklarımızı götürdük kabre koyduk. Ne oldu? Bir sene, iki sene sonra, üç sene sonra ne oldu? Bitti. Seninki de olacak, benimki de böyle olacak. Koyacaklar, yok. Bu beden yok. Senin değil. Senin değil. Galiba ikinci bölümde bitti. Evet efendim. İkinci bölümümüzde nihayetlendi sevgili dinleyiciler. Az sonra tekrar burada birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, programımız Gönül Pınarı devam ediyor. Yurt içinden, yurt dışından şu anda radyoları başında bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize, bütün dostlarımıza kucak dolusu sevgiler. Bugün konumuz gafletin sebepleri. İnşallah Rabbimiz bizi gafletten de muhafaza etsin diyoruz. Amin. Efendim, daha evvel de programlarımızda nakletmiştiniz, aktarmıştınız. Hazreti İsa Aleyhisselam böyle yine yaklaşmış koyunlardan birinin kulağına hani bir şey fısıldamış. Sonrasında o koyun böyle yemeden içmeden kesilmiş. Daha sonrasında da hani ne olduğunu sorunca ölüm var demiş ve ondan sonra koyun yemeden içmeden kesilmiş. Kesilmiş bir yani. Bir deri bir kemik kalmış. Evet, hani ki hani biz insanız, akılla şereflenmişiz. Görüyoruz bir de. Bir de görüyoruz. Kendi elimizle defnediyoruz. Defnediyoruz ama dönerken yine her şeyi unutup öyle gülüp oynayabiliyoruz. Doğru. Ne bileyim. Yarın nereye gideceğiz? Pikniğe, tatile ne yapacağız? Diyoruz. Hükümet ne oldu? Planlarımızı konuşuyoruz. Tabii. Hayata dair planlarımızı konuşabiliyoruz. Doğru. Şimdi Fatma Hanım, insanda gaflet var. Ahmaklık da var. İkisi bunlar, bir araya gelince. Bunların aşırısı zararlıdır. Çünkü Allah-u Teala insanların ruhlarını yarattığı zaman melekler bakarlar.
Derler ki ya Rabbi bunları nerede istihdam edeceksin? Yani nereye yerleştireceksin bunları? İnsanoğlu, Ademoğlu. Yedi kat gök. Bu birinci kat sema içerisinde. Birçok büyük gezegenler var. Minnacık onların yanında ismi cismi okunmayan yeryüzünü gösterir Cenab-ı Hak. Bu arz küresinde. Bir bakarlar, bir de ruhlara bakarlar. Derler ki ya Rabbi dünya küçük bir yer. Bunlar çok. Nasıl sığacaklar oraya? Bunlar oraya sığmaz ki. Gördüklerini söylüyorlar. Hakikaten öyle. Çünkü ta kıyamete kadar gelecek olan insanlar var. Adem Aleyhisselam'dan itibaren geliyor ya. Daha bir dinleyicimizin birisi, bir genç bir dinleyici yayından sonraydı İslam ve Toplum programında aradı. Dedi ki ama hoş bir sualdi. Dedi ki ben de bir şey merak ediyorum dedi. Şimdi ta Adem Aleyhisselam'dan zamanda yaşayan, doğan ve insanlar var. Evet dedi. Onlar öldüler. Evet. Onlar kabire defnedir. Evet. Dedi onlar dedi, bekleyip duruyor kıyametin kopmasın dedi. Şimdi dedi eziyet olmuyor mu bu dedi. Peki dedim. O dedim 5000 sene önce, 10.000 sene önce neyse dünyaya geldi. Dünyaya geldi. Yaşadı. Hem de daha uzun bir ömür yaşadı. Ve 15.000 senedir sırayı bekliyor. Dünyaya gelecek. Bana eziyet olmuyor mu? Ya o bekliyor diye birisi beklemiyor. Kesinlikle hocam. Tabii. Aa dedi ben burasını hiç düşünmemiştim dedi. Ya ikisi de bekliyor bunun. Evet. Birisi önce geldi kabirde bekliyor. Yani, yine aynı şekilde mesela imanlıysa illiyun denen yerde bekliyor. İmansızsa siccinde bekletiliyor. Öbür dünyaya gelmeyenler de aynı şekilde ruhlar aleminde bekletiliyor. Yani netice itibariyle her iki şekilde de yani adaletsizlik olmuyor mu gibi falan hatırına gelmiş çocukcağızın da. Dedim adaletsizlik yok. İkisi de bekliyor. Bekleme durumu söz konusu. Böyle soruların aklımıza gelmesi normal değil mi hocam? Ya normal tabii canım. Hı. Yani zihninde böyle tereddüt hasıl olmaması lazım. Zaten İslam alimleri böyle net, her sorunun cevabını açık yazmışlar. Böyle şey yok, muğlak yok İslamiyet'te. Hı. Açık net. Hepsi. İslam alimleri de hepsini yazmışlar. Allah Teala rahmet eylesin, şefaatlerine ail eylesin. İnşallah. Şimdi ruhlara bakıyorlar çok. Yeryüzü ağlar küçücük bir yer. Arz ediyorlar tabii. Hayret ediyorlar. Ya Rabbi diyorlar o çok. Burası küçücük bir yer. Dünya. Nasıl alacak bunlar burası? Çünkü dünyanın da coğrafya kitaplarında okuyanlar bilirler coğrafya bilgisi. Yani ilkokula giden bilir bunu. Dörtte üçü su, biri kara. Bu kadar insanlar da karada yaşayacaktı. Allah-u Teala buyuruyor ki ben onların hepsini birden göndermeyeceğim. O ruhların hepsini beden yaratıp da yeryüzüne indirmeyeceğim. Nöbet nöbet göndereceğim ben onu dünyaya. Tabi melekler tabi bilgileri olmadığı için nöbet nöbet biraz şey yapınca düşünürler. Akıllı varlıklar meleklerde. Düşünürler Allah Allah. Diyelim bir 100.000 gelse bir yüz bin daha falan toplam 1 milyar olacak. 3 milyar, 5 milyar, 6 milyar, 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar. Der ki ya Rabbi gene almaz. Hani nöbet nöbet de gelseler gene almaz bu. Allah Teala buyurur ki ben ölümü de yarattım. Yani arkadan nöbet nöbet gelecek ama ölümü de yarattım. Yani o bir nöbet gidecek, yani gelecekler. Onlar yaşayacak, ölecek. Arkasına ikinci başka dalga gelecek. O zaman melekler derler ki peki ya Rabbi ikinci gelenler öndekinin ölümünü görecekler mi? Allah-u Teala buyurur ki elbette. O zaman burada nasıl yaşayacaklar bu? Bu sefer melekler daha çok hayret ederler. Yani arkadan gelen öndekinin öldüğünü görecek, burada nasıl yaşayacak? İşte o zaman Cenab-ı Hak buyurur ki ben gaflette yarattım. Şimdi gaflet insanın bu dünyada yaşamasına sebeptir. Şimdi Fatma Hanım eğer bu olmasaydı şu anda biz mesela İstanbul'un Yeni Bosna işte semtinde orada TGRT FM stüdyolarında yayın yapıyoruz. Hı hı. Diyelim ki Türkiye'nin öbür ucunda Van'da, Kars'ta yaşayan da var. O da kahvede oturuyor, evinde oturuyor. Ondan sonra Edirne'de yaşayan var, Almanya'da yaşayan var, Finlandiya'da yaşayan var, Danimarka'da yaşayan var, Paris'te yaşayan var. Neyse o da bir yerde oturuyor şu anda. Kahvede oturuyor, evinde oturuyor, masada oturuyor, koltukta oturuyor. Ama hepimizin altında ne var? Mağma. Mağma. Yani ateş topunun üzerinde oturuyoruz ya. Dünyanın içi mağma değil mi? Ateş topu değil mi? İşte deprem olduğu zaman falan böyle bir şöyle bir nefes alayım diyor ya. Çok sıcak oldu burası. Biraz serinleyeyim diyor. Bir erliyor. Biz duman oluyoruz. O ayrı mesele. Mağma. Ateşin üstünde oturuyoruz ya. Ateşin üstünde. Dünyanın neresindeki insana sorarsan sor. Ateş topunun üstünde oturuyoruz. Ahmak olmasak, gaflet olmasak ateş topunun üstünde insan rahat rahat durur mu Fatma Hanım ya? Eğer bu gaflet olmasaydı yaşayamazdı ki. Mesela depremlerde, zelzelelerde evlerin yıkıldığını gördük. Evet. İnsanlarda gaflet ve ahmaklık olmasa beton binanın içerisine girerdi oturur mu gene? Oturmaz tabii ki. Çadırda oturur. Aslında, üşürsem üşürsün der. Çadırda oturur. Demek ki
gafletin olması lazım. Hı hı. Ama fazla olursa o insanı helak ediyor. Zaten İslam alimleri de esas onun üzerinde duruyorlar. Yoksa gaflet insanda mevcut. O gafletin birçok sebepleri vardır. O olmasa insanın yani bu yaşaması dünyada yaşaması mümkün değil. Mümkün değil yani. Mesela önündeki öldüğü kimseyi, anasını, babasını, bilmiyorum hiç böyle yakınınızın öldüğüne şahit oldunuz mu? Ben çok sevdiğim bir arkadaşımı kaybettim. Çocukluğumda öyle çok sevdiğim birisini kaybettim. Ondan sonra belli bir yaşa geldikten sonra tabii gençlik yılındaydı babaannemi kaybettiğimde, o da tesir etmişti ama mesela annemi kaybettim ama belli bir yaşa geldikten sonra, hatta diyordum insan işte 45-50 yaşlarına geldiği zaman anası babası 70-80 yaşında olur, anasını babasını o zaman kaybetse fazla tesir etmez, öyle değilmiş o. Yani o anne baba, o da farklı bir şeymiş yani. Yaş ne olursa olsun, olsun, acısı farklı oluyor. Evet. Fakat o 2-3 gün içerisinde ki o hal devam etmiş olsa insan kötülük yapamaz. Ama 2-3 gün sana başlıyor soğumaya. Başlıyor yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ya rahmetli şöyle diyordu, ya rahmetli böyle diyordu derken, önce her gün sık sık anarken yavaş yavaş 2 günde bir, 3 günde bir, sonra işte haftada bir falan derken, ondan sonra 6 ayda bir, senede bir anmaya başlıyorsun. Uzaklaşıyorsun. Devamlı o halde bulunmuş olsan çok zor bir hadise. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'la o kadar hemhal olmuştu ki Eshab-ı Kiram Peygamber Efendimiz'i. Mescitte görüyor, yolda görüyor, hane-i saadetlerine giriyorlar, beraber harbe gidiyorlar. Her hallerinde anaları, babaları, peygamberler her şeyleriydi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların. Ve onlar ilmen çok iyi bildikleri halde Peygamber Efendimiz'in vefat haberi duyurunca hepsi şok oldu. Hepsi şok oldu. İnanamadı. Kabullenemediler. Hazreti Ömer bile radıyallahu teala peygamberlerden sonra insanlığın ikinci sırasında olan zat, bunu münafıklar çıkardı bu haberi diye. Çekmiş kılıcını. Kim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öldü derse boynunu vururum diye. Herkes böyle şaşkın. Ne olduğunu anlayamamışlar. Ne olduğunu anlayamamışlar. İşte o anda Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala Hazreti yüksek bir yere çıkıyor. Ey insanlar beni dinleyiniz. Ayet-i kerime yok. Hazreti Ömer radıyallahu teala aklım başıma geldi. Bu ayet-i kerime sanki yeni nazil oldu. Halbuki daha önce biliyordum bu ayet-i kerimeyi. Evet, ama çünkü, yaşayarak bir evet, zat. Çünkü orada Allah-u Teala buyuruyor ki sen elbette öleceksin, onlar da ölecek buyuruyor. Onlar o kadar şey yapmışlar ki yani biz Resulullah Efendimiz'e hiç ayrılmayacağız zannediyorlar. Öyle bir muhabbet var. Öyle bir muhabbet var. İşte Eshab-ı Kiram Alimdan Efendilerimiz buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edip de gittik, defnettik, cenaze namazını geri dönünce Peygamber Efendimiz'in mübarek vücudu hayatta olduğu için onun ruhaniyeti, onun tasarrufuyla öyle bir, yani tabir caizse havada geziyorlar bunlar. Dünyada olduklarını falan bilmiyorlar. Geriye dönünce aa dünya diye bir şey var, var olduğunu o zaman hissetti buyuruyorlar. Dünyada olduklarını bilmiyorlar yani. Çünkü Resulullah Efendimiz'in o ruhaniyeti içerisinde kendilerini kaybetmişler. Hı hı. Mesela bir harbe gidiş, bir harbe gidişleri var Fatma Hanım buna. Mesela parmağı kopuyor, kolu kopuyor, ayağı gidiyor falan. Hiç gık demiyor. Hiç, mesela hiç. Gözü çıkıyor, alıp getiriyor yere, sonra bakıyor gözüm çıktı falan. Resulullah Efendimiz alıyor gözünü yerine koyuyor. Dua ediyor. O kadar tabii ki, o kadar tabiler ki. İşte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirete intikal edince aa diyorlar ya dünya diye bir şey varmış. O zaman yani balığın sudan çıktığı gibi olmuşlar. Eshab-ı Kiram Alimdan Efendilerimiz. Tabi onlar devamlı sürede agahtı. Devamlı sürede agahtı. Onların halleri daha da farklı mıydı? Evet, daha da farklıydı. Tabi şimdi daha sonraki İslam alimleri tabi Peygamberimizden uzaklaştıkça o agahlık, o uyanıklık gitti, örtüldü, örtüldü. Ahmaklık artmaya başladı, gaflet artmaya başladı. İşte ondan sonraki gelen İslam alimleri habire insanlara işte sözle nasihat ederek, kitaplar yazarak, sohbet ederek, habire insanları ölüm var, ölüm var, ölümden sonra hayat var. Dikkat edin, kanmayın. Dünyanın aynı şekilde bu aldatıcı haline kaptırıp da ebedi saadetten mahrum kalmayın diye nasihat ederlerdi. Mesela Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinden buyuruyorlar ki ey insanlar ölmeden önce gafleti bırakın. Allah-u Teala'ya dönün. Tövbe istiğfar ederek Allah'a kulluk edin. Sizi oyalayıcı işleriniz çoğalmadan yararlı işler yapmaya gayret edin. Allah-u Teala'yı çok anın. Rabbinizin rızasını kazanmaya çalışın. Böyle yaparsanız rızkınız bol olur. Kazancınız çoğalır. Yardım görürsünüz. Ve eksikleriniz tamamlanır. Şimdi mesela gençlik çağlarında anne baba genellikle kız evladına ve erkek evladına daha genç. İleride aynı şekilde bu çalışır. İbadetlerini de yapar. Hangi ibadetini yapar ya? Hangi ibadetini yapar? Bakalım fırsat bulacak mıyız? Şimdi Fatma Hanım. Bir genç kız çalışıyorsa. Diyelim ki bir işi var. Ondan sonra evlendi. Anne oldu. Çocuk da devreye girdi. Kocası var.
işte evin ihtiyaçları, çocuk büyümeye başladı, okul masrafı neleri, onun terbiyesi falan. Peş peşe. Ne zamandı? Zaman. Hani işte ileride yapardı ya. Hangi ileride? Bak bir sürü. Hadis-i şerifte de buyuruyor ki sizi oyalayıcı işleriniz çoğalmadan yararlı işler yapmaya gayret edin buyuruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gençken hani diyelim ki ananın babanın hayatta olması ve yeme elden suyu gölden diye bir tabir kullanırlar. Böyle zamanda sen ibadet etmezsen, bu fırsatı kaçırırsan bir daha bu fırsat ele geçmez ki. Mümkün değil. Ben ileride çok şey öğrenirim falan. Ne öğreneceksin? Hı hı. Gençlikte öğrenebilirsin, öğrenirsin, öğrenemezsin. O da bir de biter gider. Elde avuçta bir şey kalmaz. Bayezid Bistami Hazretleri buyuruyorlar ki insana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Anladım ki bu gaflettir. Gafletin insana yaptığı zararı cehennem ateşi yapmaz. Gafletin insana yaptığı zararı cehennem ateşi yapmaz. Hazreti Ali Radıyallahu Anh Hazretleri buyuruyorlar. Gaflet insana gurur getirir. Helaka yaklaştırır. Hakikaten bakıyorsunuz bu gafil insanlar kibirlidir, gururludur, kendini beğenmiştir. Yok ya ben yaparım falan filan böyle havalar içerisindedir. Ne zaman yaparsın, ne zaman edersin, kendi düşüncesini haklı görür. Öyle işte leyleğin ömrü laklakla geçtiği gibi bunlar da bu şekilde helak olur, götürür mü? Helak olur. Helak eder götürür insanı Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Amin. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyorlar, bütün kötülüklerin başı kalbin Allah-u Teala'dan gafil olmasıdır. Bahattin-i Buhari Hazretleri buyuruyorlar ki, yenilecek bir gıda, bir yiyecek, her ne olursa olsun, gaflet içinde gadapla, bak gaflet içinde gadapla, öfkeli olarak veya kerahetle hazırlanırsa, tedarik edilirse, onda hayır ve bereket yoktur. Zira ona nefs ve şeytan karışmıştır. Böyle bir yiyeceği yiyen kimse de mutlaka bir çirkin netice meydana gelir. Çok önemli bu. Bir çirkin netice meydana gelir. Gaflete dalmadan yapılan ve Allah-u Teala düşünerek yenen helal ve halis yiyeceklerden hayır meydana gelir. İnsanların halis ve salih ameller işlemeye muvaffak olamamalarının sebebi yemede ve içmede bu hususa dikkat etmediklerinden ve ihtiyatsızlıklarındandır. Her ne olursa olsun bilhassa namazda huşu ve hudu halinde bulunmak, zevkle ve gözyaşı dökerek namaz kılabilmek, helal lokma yemeye, Allah-u Teala'ya hatırlayarak yemeği pişirmek ve yemeği Allah-u Teala'nın huzurunda imiş gibi yemeye bağlıdır. Vücuduna haram lokma karışmış bir kimse namazdan tat duymaz. Hadi buyur. Ölçüyü koydular. İşte bu zat hayattayken, Bahattin Buhari Hazretleri hayattayken bu zatın ismini duyuyor birisi. Şöhretini duyuyor. Ama kendisi de yani o duyan kimse de sıradan birisi değil. İlim sahibi, amel sahibi birisi. Ya diyor ki bu zatın diyor, Bahattin Buhari Hazretleri'nin şöhreti her tarafta duyuldu. Nasıl birisiymiş bir de ben güleyim. Geliyor. Misafir olarak Bahattin Buhari Hazretleri'nin dergahında, medresesinde kalıyor. Birkaç gün kalıyor. Bakıyor. Allah Allah bunlar her gün oruç tutmuyor. İşte pazartesi, perşembe günler tutanlar oluyor. Her gün oruç tutmuyorlar. Beş vakit namaz. Beş vakit namazın dışında da başka bir şey yapmıyorlar. Akşamları biraz sohbet ediyorlar. Ondan sonra vur kafayı yatıyorlar. Sabah namazına erkenden kalkıyorlar. Allah Allah. Bir hafta böyle bakıyor. En sonunda tabii misafir olduğu için oturmuşlar yemek yiyorlar. Pirinç pilavı var. Bahattin Buhari Hazretleri sofrada. Bu zat demiş ki, bu gelen kimse demiş ki Bahattin Buhari Hazretleri'ne. Demiş bir haftadır halinizi gözetiyorum. Bakıyorum. Demiş yeme maşallah kavi, iyi. Demiş ibadet, yani gündüzleri oruç yok. Gecelerde demiş hani namaz kıldığınız öyle yok. Farzlardan başka bir şey yaptın. Ben demiş gündüzleri oruç diyorum. Geceleri sabaha kadar uyumuyorum, zikir yapıyorum. Beni kimse duymuyor kardeşim diyor. Ama sizin demiş maşallah demiş. Güzel yiyorsunuz içiyorsunuz. Ya ama demiş herkes her tarafa da herkes sizi tanıyor. Herkes de size üşüşüyor. Geliyor sohbetinize geliyor. Ben demiş anlamadım bu işten. Bu işin aslı esası kerameti nedir? Bahattin Buhari Hazretleri buyuruyor ki keramet pilavda. O zaman onun kafası temelli karışıyor. Allah Allah diyor ya. Ne alakası yemekte, var yani? Yemekte. Evet. Pilavda diyor bu. Keramet pilavda. Allah Allah. Ne alakası? İşte burada biraz önce naklettiğim sözü. Buyuruyorlar ki şu yediğim pilav var ya buyuruyor, bu pirinç pilav var ya. Bu pirinç pilavı bu hale gelmeden önce bunu tarlaya ekmeden önce orasını besmeleyle sürdü, abdesti sürdü. Bu abdesti olarak oraya düştü tohum toprağa. Biçilirken abdesti toplandı. Abdesti toplandı. Getirildi. Bunları pişirecek odunlar abdesti kesildi. Besmeleyle ocak yakıldı. Besmeleyle pirinçler tencereye girdi. Suyu besmeleyle döküldü. Tuzu besmeleyle döküldü. Ve demiş biz de besmeleyle oturduk yiyoruz. Yani abdesti oturduk. Yani yediğin lokma helal tayyipse bunlar hayırlı işler. Yani kalbin agah olur buyuruyor. Uyanık olur.
Devamsa da Cenab-ı Hakk'ı düşünürsün. Ama şüpheliyse, haramsa, haram lokma girdiyse. Bir gün kendisine soruyorlar, namazda kalp husu nasıl elde edilir? Bahattin Buhari Hazretleri'ne soruyorlar, helal lokma yemek ve yerken gaflet içinde olmamak, abdest alırken iftar tekbirini söylerken tam bir agahlık, gafletten uzak olma, uyanık içinde bulunmakla buyurmuşlardır. Muhammed bin Ebu Vert Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki gaflet iki kısımdır. Biri rahmetten gaflet, diğeri gelecek olan azaptan, cezadan gaflet. Rahmetten gaflet yükselmeyi engeller. Cezadan gaflet ibadetten alıkor. Gafletten kurtulan da yükselir buyurmuşlardır. Muhammed Emin Erbili Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki kalp ev gibidir. Allah-u Teala'dan başkasıyla meşgul etmek tozlu bir yolun tozları üzerine toplamak gibidir. Ev süpürülmediği zaman tozlar yığılır ve temizliği zor olur. Kalbini başka şeyle meşgul eden ve günlük işte yapacağı zikri, Kur'an-ı Kerim okuma gibi şey olmayan veya olup da terk eden talebe gaflet pislikleriyle kalbini kirletmiş olur. Emirleri yapmak ve tasavvuf yolunda yürümek onun için zorlaşır. İbn-i Atallah Hazretleri de buyuruyorlar ki, gönlünde günahlar ve dünya sevgisi olanın kalbi nasıl parlar? Yahut nefsi emmarenin arzularına göre hareket eden Allah-u Teala'nın rızasına nasıl kazanır? Gaflet ve günahlardan temizlenmeden Allah-u Teala'nın huzuruna girmeyi nasıl ister? Çirkin işlerden tövbe etmeyen ince sırları anlamayı nasıl umar buyuruyor. Efendim, gerçi vaktimiz doldu ama Ahmet Siyahi Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki şeytanın silahı gaflet. Yani Allah-u Teala'yı unutmak. Ona karşı tedbir Allah-u Teala'yı anmak ve hatırlamak. Onun büyüklüğünü düşünmektir. Tedbir de bu. Akşemseddin Hazretleri de nasihat ederken buyuruyorlar ki kendini başkalarına methetme. Namahreme bakma, harama bakmak gaflet verir. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme buyuruyor bu zat da. Efendim bir de İbrahim Tennuri Hazretleri söylemiş bunu da. Ömrünü boş geçirme, nefsine kuvvet verme. Uyan, gaflet eyleme, yalvar güzel Allah'a. Günahın çok olsa da ondan ümit kesme. Affı keremi boldur, yalvar güzel Allah'a. Evet tabi din büyüklerinin içerisinde hani çok böyle şeyler var da şundan naklediverelim, özür dilerim. Biraz aldık galiba zamandan ama. Şimdi Bayezid Bistami Hazretleri çok yüksek derecede bir zahattır buyuruyor. Bu her zaman böyle zikredermiş. Allah Allah diye zikredermiş. İşte vefatı anı sırasında yine böyle Allah Allah diyor. Tam o anda ellerini kaldırıyor. Şöyle yalvarıyor. Ya Rabbi senin için yaptığım bütün ibadet, taat ve zikirler hep gaflet ile yaptım diyor. Ya bu zat böyle buyuruyor Fatma Hanım. Düşünebiliyor musun? Yani birisi bizim gelmişse yüzümüze tükürmesi lazım. Şimdi can veriyorum. Gaflet hali devam ediyor. Allah'ım bana huzur ve zikri hasıl ihsan eyle. O nasıl bir şeyse talep ettiği ve ölümü anında Cenab-ı Hak ona onu ihsan ediyor. Tabii istersen Cenab-ı Hak verir mi? Verir tabii ki. Cenab-ı Hak inşallah Teala bu büyüklerin hatır ve hürmetine biz de gaflet uykusundan uyandırır. Hem bu gecenin hem de mübarek gecelerin feyzinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eyler. Ahir ve akıbetlerimizde hayır olur inşallah Teala. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Amin cümlemize. Sevgili dinleyiciler, en kısa zamanda tekrar görüşmek, buluşmak niyetiyle ve duasıyla hoşçakalın. Gönül Pınarı.